Çobanın ağzına yanaştı. Ya bu lan hayvan. Değerli basınımız, değerli can dostları. Öncelikle basın açıklamamıza önem ve değer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sokaktaki küpeli küpesiz, sahipli sahipsiz hayvanların toplatılıp ormanlık arazilere götürülüp gözlerden uzak biçimde katledilmelerine hayır demek için 81 ilde aynı anda yapılacak olan basın açıklamasını okumaya geçiyorum. Sokak hayvanları sahipsiz değil basın açıklaması. Bugün bir Müslüman ülkeye, bir uygar ülkeye ve bir hukuk devletine yakışmayacak biçimde merhamet, sevgi ve insanlık duyguları taşlaşmış yüreklerini terk etmiş, adeta cinnet geçiren küçük bir azınlık olan kanlı bir şer çetesi zavallı sokak köpeklerine toplatılıp öldürülsünler diye savaş açmış durumda. Ne yazık ki bu kanlı şer odakları devlet bizim arkamızda diye cüretkarca açıklamalar yapabilecek kadar gözlerini kan bürümüş durumdalar. Devletin ilgili kurumları ise sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakım evi kurmayan, kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen bazı siyasilerin ve odakların etkisiyle hedefe hayvanların toplatılması ve öldürülmesini koymaya devam ediyor. Sayın Bakan Vahit Kirişçi'ye defalarca çözüm sürecinde STK'lıların, gönüllülerin görüşlerini alması çağrımız dikkate alınmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi'nde köpeklerin kafalarına küreklerle vurularak öldürüldüğü görüntüler yurt çapında büyük bir infiale sebep oldu. Bu barınağın büyük yaşam alanlarına doldurulmuş binlerce köpeğin aç sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edildi. Buna rağmen Sayın Bakan Vahit Kirişçi hayvanları ormanlara kurulacak dev barınaklara sürgün etme gibi katliam ve üremede artış getirecek vahim yanlışları yanlış kurumlar ile gündeme getirmeye devam ediyor. Belediyelerin görev ihmallerinin bedelini belediyeler kısırlaştırma yapmadığı için bu dünyaya kendi iradeleri dışında gelen hayvanlara ödettirmeyeceğiz. Sonuna kadar hayvanların yaşam hakları için mücadele edeceğimizi gerek kurumlara gerekse köpekler öldürülsün diyen kanlı şer odaklarına buradan bir kez daha aykırıyoruz. Bu belediye gerçeği çerçevesinde aşağıdaki ana başlıklar olarak yazılan gerçek tespitlerin gerek kamuoyunca ve gerekse kurumlarca dikkate alınmasını önemli uyarıyoruz. 1. Resmen zehir ve kıyma alarak 100 yıl boyunca zehirleyerek öldüren belediyeler 2004 yılında çıkan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakım evi kuramadılar. Hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da başka şehirlere, kırsala, çöplüklere atmaya devam ettiler. Bu dönemde Konya, Balıkesir, Denizli, Samsun, Trabzon, İzmir, Aydın, Gaziantep, Erzincan, Kocaeli, Mersin ve Beykoz gibi büyük yaşam alanlı dev bakım evleri yapılan şehirlerde bir taraftan katliamlar devam edip bakım evlerinde hayvanlar aç susuz ölümlere mahkum edilirken sokak hayvanı sayısı dev bakım evlerine götürmek bahanesiyle ilçelerin birbirlerine köpek atmaları sebebiyle patlayarak artmaya devam etti. Bütün belediyelerin kendi sınırları içinde kısırlaştırma üniteleri, bakım evi kurmaları hükmü maalesef yeni 7332 sayılı yasada belediyelere 3-4 yıla yakın süreler verilerek ötelendi. Türkiye'de 916 ilçe her gün 10 kısırlaştırma yapılsa bir yılda 2.198.400 kısırlaştırma sadece ilçelerde olabiliyor. Bunun yanında 80 büyükşehir ve il günde 50'şer kısırlaştırma yapsalar yılda 960.000 kısırlaştırma il ve büyükşehirlerde olur. Yılda yaklaşık 3 milyon civarında köpek
kısırlaştırılır ve köpek nüfusu hızla azalmaya başlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile her yıl sayıda %30 oranında azalma olacağı düşünüldüğünde sorunun 2 yıla kalmadan büyük ölçüde kontrol alınacağı açıktır. Tek çözüm olan kısırlaştırma ile 2 yılda üreme kontrol altına alınabilecekken Tarım Bakanlığı ve bazı siyasiler kanlı şer çetesini de yanına alarak ormanlara, dev barınaklara toplama öldürme odaklı çalışmaları ısrarla sürdürmektedirler. Bu tespitler çerçevesinde ilgili herkesi uyarıyoruz. Kadim kültürü, merhamet olan Anadolu insanları ve biz yüreğini bu hayvanlar için ortaya koymuş gönüllüler, bir hukuk devleti olan Türkiye'de bu hayvanlara katliamlar, zulümler, ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz. Basın açıklaması burada son buluyor ama ben Anamurlu hayvanseverlerin, Bozyazılı hayvanseverlerin şu anki hissiyatlarını da aktarmak istiyorum sizlere. Kafasına kürekle defalarca vurularak öldürülen, ölüme giderken bile gözünü kırpmayan o onurlu, şu anda ellerim titriyor arkadaşlar, farkındasınız. O onurlu can ve onun gibi bilinmeze giden binlerce canımıza bunu borçluyuz. Yeni hayırsız ada katliamlarına asla izin vermeyeceğiz. Şehirlerin sakini olan sokak canlarımızın toplatılmasına izin vermeyeceğiz. Bu yönde politikaları olan hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceğiz. Onları iletmek istiyorum. Basınımıza, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve tüm veteriner arkadaşlarımıza bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Şu anda buradan Anamur Belediye Başkanı'na bir seslenişte bulunmak istiyorum. Hepimizin istediği şeyi yapmasını istiyorum. Tam da zamanı, tam da yeri, hiç vakit kaybetmeden Anamur'da kısırlaştırma merkezi istiyoruz. İstiyoruz artık. Lider olsun, öncü olsun. Anamur'da bunu başlatsın arkadaşlar. Susma, haykır, yaşamak haktır. Susma!